Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir İsmail Şahin adlı arkadaşımız Honda Shadow için giyim önerisi istemiş. Birebir bazı çalışan arkadaşlarımızdan Honda Shadow'a göre kask, mont, eldiven, pantolon, bot gibi bir öneri alalım. Mesela sen ne gibi bir kask önerirdin Honda Shadow'a? Arkadaş herhangi bir fiyat? Fiyat bütçe belirtmemiş. O yüzden de hani tamamen free'sin. En kaliteli mesela ekipman ne olurdu Honda yani Shadow'a? Yani şöyle söyleyeyim. O zaman Shoei'nin GT Air modelini tavsiye edeceğim. Dik oturuş pozisyonlarında kesinlikle başarılı bir kasktır. Çünkü aerodinamik yapısı ve havalandırma kanalları onun için geliştirilmiş. Dik oturma pozisyonları için geliştirilmiş bir kask. Ve duruş olarak da gayet karizmatik bir kask. Renk seçenekleri oldukça fazla var ve 2018 modelleri de geldi ayrıyetten. 2018 evet, modellerinde... Bu Pendulum. Pendulum modeli. Evet, bu 2017'nin kaskı. Mesela onların 2018 olan modelleri de var. Sitemizden girip bakabilirsiniz. Fable modelleri falan. Kask olarak bunu tavsiye edeceğim size. Mont olarak da Revit'in yazlık bir şey isterseniz eğer deri montunda Stewart modeli var. Stewart modeli hem vücuda çok güzel oturan bir mont. Ayrıca de o tip motorlarda. Revit Stewart'ın ayrıca şeyini hani ben tanıtmıştım arkadaşlar. Yine kanalda aratıp bulabilirsiniz. Ben de zaten hani video linkini ekleyeceğim. Ayrıca de o tip motorlarda gayet karizmatik duran bir mont ve sürtünme mukavemeti yüksek bir monttur. Full dev olduğu için, gerçeklerden yapıldığı için. Tabii sırtlık alması gerekiyor. Yine Revit'in Seasoft sırtlığını kullanabilirler. Pantolon olarak da yine Tek 90 tavsiye edeceğim. Çünkü günlük pantolon olarak gayet başarılı bir model olacak. Kombin olarak da kot modelleri tarzında var. Kargo tarzında var. Kanvas tarzında var. Zevkine kalmış artık o. Ama Tek 90'ı kullanabilir yani. Tek 90 artık yani gün içinde de rahatlıkla hani hani şey olmadığı için böyle yani çok fazla motorcu görüntülü bir pantolon olmadığı için rahat rahat gün içinde de kullanabilirsiniz. Çıkartıp hani ben pantolonumu tekrar giyeyim moduna girmenize normal gerek yok. Kot pantolon hissiyatı veriyor size. Yani herhangi bir ekstra bir yük yok tamamıyla pantolon. Evet. Ondan ziyade eldivende de Revit'in Fly 2 modelini tavsiye edeceğim. O da full deri bir eldiven. Evet. Yazlık bir modeldir. Revit Fly 2. Aynen, kombinle uyumlu olacak bir model. Özellikle montuyla. Botta da TCX'ten Rush modeli olabilir. TCX Rush. Aynen, TCX Rush modeli olabilir. Jupiter modeli olabilir. Jupiter 4 mevsim bir ayakkabıdır. Gore-Tex'tir ayrıca. Ve o fiyat bandında o kalitede bir ayakkabı yok. Konfor olarak inanılmaz konforludur. Hani o motorcu botunu vermiş olduğu o rahatsızlığı vermeyen bir ayakkabıdır. Onu tavsiye edeceğim. Başka ne kaldı? O kadar. O kadar. Tamam, çok teşekkürler. Yani bu söylediğim ürünler sizi kazalarda üst seviyede koruyabilecek ürünler. Hani fiyat performansı olarak pek fiyat performansı olmayabilirler. Biraz fiyatları yüksek. Evet. Ama biliyorsunuz ekipmanlar bir kere alınıyor arkadaşlar. Hani kazayı yani her zaman da siz yapmazsınız. En iyisini almaya çalışın arkadaşlar her zaman. Aynen öyle. Yani tabii bütçeniz ne kadar yeter, ne kadara bütçeniz dayanırsa hani olabildiğince iyisini almaya orası, çalışın. Orası öyle tabii. De bütçeye her zaman deli gibi en iyisini almaya çalışalım. Yani bir kere şunu hesaba katalım. Gidip bir telefona 5000 lira, 6000 lira para verebilecek durumdayız hepimiz. Ki birçoğumuz da veriyor bunu. Ondan sonra ona verebiliyorsak bence hayatımızı da koruyacak şeylere de para verebiliriz. Benim fikrim en alt limit olarak buna 2500 lira bir para ayırın. En üst limit olarak da bir 5000 lira rahat rahat ayırın ki hani hem dayanıklı hem olabilir. Sizi de hani en azından bir 5 sene götürecek bir ekipmana sahip olun. Bir giyim seçeneğine sahip olun. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela uygun fiyat ürünleri aldıkça insanlar hani kar ettiğini sanıyorlar ama aslında öyle olmuyor. Çünkü mesela uygun fiyatlı bir ürünü aldığınız zaman önümüzdeki sezon o üründen bir daha almak zorunda kalıyorsun. Veyahut da birkaç ay sonra bir daha almak zorunda kalıyorsun. İşte bir yeri bozuluyor bir daha onu yapmıyorsun. Yani sürekli ekstra masraf ekstra masraf yine zaten bu kaliteli ekipmanların fiyatına gelmiş oluyor hemen hemen. Ne oluyor bu durumda? Yine aynı parayı harcamış oluyorsunuz. Ayrıca güvenliğiniz bunlar kadar sağlam olmuyor. Yani o yüzden arkadaşlar ekipmana önem verelim. Teşekkürler. Umarım soruna cevap olmuştur İsmail. Görüşmek üzere. Görüşürüz.